Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağın Avcı. Hatırlayacağınız üzere toprak tarım, toprak hayvan yemi üzerine çalışmalarımız vardı. Ve bugün daha önceki videolarda izlediğiniz gibi güneş enerjisiyle çalışan dikey sistem bir toprak tarım platformumuzu size tanıtacağım. Arkadaşlar bir önceki platformda yapmış olduğumuz test aşamalarında bir ekim de yaptık. Bu ekim sırasında sistemde bazı aksaklıkları gördük ve o aksaklıkları giderdik. Şimdi arkadaşlar hatırlayacağınız üzere şöyle borular vardı. Bu boruları sistemimizden çıkartmak durumundayız artık. Bu boruları sistemimizden çıkarttık. Bu daha iyi olduğunu anladık çünkü şu an mevcut kullanmış olduğunuz ilaçlama pompasının basıncı, kullanmış olduğumuz damla sulama, işte görmüş olduğunuz gibi basıncı, kullanmış olduğumuz damla sulama aparatlarını patlattı. Biz istediğimiz kadar burada tellerle boğma yapalım, damlattı. Yaklaşık 2 haftada yarım depo su kaybına neden oldu. Normal bitkinin harcadığının dışında. Ekimler yaptık sonra. Ekimler yaparken gayet işler güzel gidiyordu. Gübreyi buraya depomuza eklediğimiz zaman gübreyi direkt sisteme vermek durumunda kaldık. Sisteme verince fazla gübre bitkilerin kökünü yaktı. Ve bu sefer de buradan su alması çok zorlaştı. Onun için şu şekilde bir musluk aparatı yaptık arkadaşlar. İşimizi kolaylaştırmak adına. Hem de böylece gübreyi daha rahat bir şekilde, homojen bir şekilde test ediyoruz. Ve gübrenin ne kadar homojen olduğunu böyle elimizde bir EC metre ya da pH metre ile ölçüp bakıyoruz. Değerleri eğer istediğimiz değerlerdeyse burada vanamızı kapatıyoruz. Burada manuel olarak vanamızı açıyoruz. İsterseniz sistemden de suyun akışını görebilirsiniz. Vanamızı kapattık. Hep böyle biz manuel olarak mı vanamızı açıp kapatacağız diye soranlar olursa da arkadaşlar, şurada görmüş olduğumuz otomatik olarak ayarladığımız yaklaşık şu an 300 lira civarlarında bir fiyat olan, günde 16 kez ayar yapabildiğiniz otomatik suyu açıp kapamaya yarayan bir aletimiz var arkadaşlar. İstediğiniz zaman aralıkta istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz ve suyu devir daim yapabiliyorsunuz bu şekilde. Derseniz ki biz hangi saatler arasında yapıyoruz? Biz arkadaşlar bir saatte bir 15 dakika suluyoruz. Yani ne oluyor? 45 dakika dinleniyor, 15 dakika suluyor. Burada güneş enerjisi panelimiz 40 wattlık ve güneş varken arkadaşlar direkt motoru destekliyor. Yokken de arkadaşlar motor akü üzerinden besleniyor. Yaklaşık bir aydan beri bu tesis aktif olarak çalışıyor. Bu zamana kadar dışarıdan hiçbir şekilde bir destek şarj ünitesine bağlamadık. Tamamen kendini bu şekilde çalıştırabiliyor. Yaklaşık 16 tane marul alır. Yalnız biz burada salatalık ekeceğiz, marul ekeceğiz, domates ekmeyi düşünüyoruz. Bakalım ileride ne olacak. Bize destek olmak için kanalımıza abone olun. Bu videoyu kendi sosyal platformumuza paylaşın. Okullarda öğrencilere bu tarz tarımla teknolojiyi birleştirecek projeler yapmasına vesile olun. Ve böylece Türk tarımı gelişsin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.